Dersinde toprak ve doğa sevgisine sahip olan insanlar olarak ağaçlarımıza, derelerimize, çiçeklerimize, fidanlarımıza, toprağımıza, göğümüze, suyumuza sahip çıkmak için buluşuyoruz. Dersimin ırkçı, milliyetçi, militarist, cinsiyetçi, muhafazakar güçlere temsil olmamasına karşı durmak, bu güçlere karşı geniş bir toplumsal direniş ve mücadele birlikteliğini kurmak için buluşuyoruz. Biz aşağıda imzası bulunan Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, DEM Parti, Emek Partisi, EMEK, Türkiye İşçi Partisi, TİP, Sosyalist Meclisler Federasyonu, SMF, Emek Özgürlük Cephesi, EÖC, Partizan olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ortak ve birleşik mücadeleye davet ediyoruz. Hep birlikte başaracağız. Hikayemizi çok kısa anlatacağım. Herkes bunu bilsin. Kolay olmadı. Yaklaşık 2 ay sürdü görüşmelerimiz. 3 günde gerçekleştirilmiş, 2 toplantıyla karar verilmiş bir ittifak, bir işbirliği olduğunu düşünmeyin. 2 ay boyunca bu siyasi anlayışla karşınızda duran siyasi partiler, siyasi hareketler, sosyalistler, devrimciler, yurtseverler çok çalıştılar. Bugün Dersim için bir araya gelmek için, Dersim'de yeni bir seçenek yaratmak için, gerçek anlamda Dersim'in çıkarlarını temsil etmek ve yeni bir seçenek oluşturmak için bir araya geldik. Bir kez daha söylüyorum, kolay olmadı ama hep birlikte başaracağız. Çünkü Dersim için artık iddialı yeni bir seçenek var. Dersim kent uzlaşısı var. Dersim güç birliği var, Dersim ittifakı var. Birlikte yaşadığımız bu kenti aynı zamanda birlikte yönetebileceğimizi herkese göstermek istiyoruz. Dersim şehir merkezi, 7 ilçesi ve 1 beldesinde bu ekip karşınızda olacak ve emin olun bir seçenek yaratacak. Geçmiş seçimlerde birbirimizi kıracak sözler söyledik. Birbirimize kaybettirmek için çalıştık. Ve aslında bütün bu süre boyunca hep birlikte kaybettik. En saldırgan örnekleri bu coğrafyada yaşanıyor ve Dersim bu coğrafyanın vazgeçilmez değerli bir parçası. Onun için burada güç birliği yapmak, burada ittifak olmak, burada eşit, kardeşçe bir arada yaşanacak bir kent ve kasabalar inşa etmek bizim için sadece Dersim'e değil, bütün ülkeye, bütün bu coğrafyadaki halklara, ezilen, sömürülen halklara ve bütün dünya halklarına vermemiz gereken doğru mesajın arkasında durmaktır. Hep beraber kazanacağız. Ben de Serkef dinliyorum. Yolumuza çıkıyoruz. Buradaki bütün süper yoldaşlarından bizim talebimiz ve çağrımız şudur. Geçmiş tartışmaları, zayıflıkları, bizi özellikle bölmeye çalışan burjuva sistemin, kapitalist sistemin inadına birbirimizin eksikliklerini gidererek güçlü ve kazanmış olan yanlarını sahiplenerek bu meseleyi en güçlü bir şekilde bu kentte başarmamız lazım. Faşizmin tüm ayrıntılarıyla saldırdığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte elbette Doğu Sosyalist Devrimcilerin ittifakı çok önemli. Süreç bunu bize dayatıyor. Olmazsa olmaz dediğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemden hani bir arada olmak, bu bilinçle hareket etmek, bunu sadece burayla sınırlı kalmaması, bütün tavana kadar yayılması, birlikte ortak hareket etmek, ortak akıl, bu süreci birlikte öğrenmemiz gerektiği, bunun önemi, bunu bilince çıkarıp bu bilinçle hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bundan dolayı bu bilinçle, bu duyguyla, bu düşünceyle biz de burada yer alıyoruz. Hepinize saygıyla tekrardan selamlıyorum.